Evet, yavaştan bahar arada geri adım atsa da kendini hissettiriyor sevgili dinleyiciler. Havalar güzelleşirken Almanya'da kültürel faaliyetler yapan koroların konserleri de sıklaşıyor. Bir gelenek artı bu. Artık geçtiğimiz günlerde Köln Türk Müziği Korosu'nun verdiği konseri tanıtmıştık sizlere. Bugünse sıra Ruhr Türk Halk Müziği Birlik Korosu'nda. Şef Kazım Birlik yönetimindeki koro önümüzdeki pazar günü Anadolu Ezgileri başlığıyla Essen'da geleneksel bir konser verecek. Sahnede yer alacaklardan biri de Özden Özdoğan. İyi günler. İyi günler. Özden Bey, Birlik Korosu Anadolu Ezgileri ismiyle 6. kez türküseverlerin karşısına çıkıyor. Koro artık Ruhr bölgesinde kurumlaşmış bir koro diyebilir miyiz? Anadolu Ezgileri koromuz kurulalı senelik düzenlediğimiz bir konser serisi oluyor. Tabii ki arada davetler ve kendi girişimimiz üzeri birçok küçük ve büyük çapta dinletilerimiz oldu. Birkaç tane örnek vermek gerekirse Lünin şehrinde, üçüncü olduğumuz korolar arası yarışma Dortmund şehrinde, Kanal Avrupa canlı yayını, çeşitli etkinliklere katkılarımız Essen Kütüphanesi gibi ve önem verdiğimiz huzur evlerine ziyaret çerçevesinde küçük dinletilerimiz oldu. Korumuz değerli hocalarımız sayesinde kaliteyi arttırarak bugünlere kadar geldi ve bölgede tanınmış durumda. Sosyal medya sayesinde de ağırlıklı olarak Kuzey Renvestfalya olmak üzere Almanya ve Türkiye'den de takip ediliyor. Koro kaç kişilik, kimlerden oluşuyor? Müzisyenlerle birlikte yaklaşık 70 kişilik bir birlik korosu ailesiyiz. O gayet büyük. Evet, katılımcılar Essen ve çevresinde yaşayan, her türlü meslek grubundan gelen türküseverlerden oluşuyor. Her biri işte türkülerimizi yaşamak ve yaşatmak adına gönüllü emek veren kültür elçileri diyebiliriz. Aşağı yukarı yaş grubu desek, en evet. Genç, en yaşlı grup üyesi, koro üyesi? En genç 20 başlarından diyelim en yaşlımız hocamız Kazım Birlik'tir zannedersem. Dinleyicileri nasıl bir konser bekliyor? Neler var repertuarda pazar günü için? Kazım Birlik şefimizin bizlerden de aldığı önerilerle özellikle ve özellikle her yöreden seçtiği repertuarımız ile güzel Türkiye'mizin her bölgesine hep beraber muhteşem bir türkü yolculuğuna çıkacağız. Akıllarda tazelemek amacıyla gündemde olmayan, her zaman söylenmeyen ve unutulmaması gereken o büyük türkü hazinemizden bir demet sunacağız dinleyicilerimize. Birkaç örnek vermek gerekirse başkentimiz Ankara'dan Evlerin Önü Tahta Daraba, güzel Ege'miz Aydın'dan Eklemedir Koca Konak, Karadeniz'imiz Ordu'dan Altavan'dan Belleri ve Güneydoğu'muz Diyarbakır'dan Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı gibi türkülerimiz olacak. Özden Bey, konseri vereceğiniz yer, Core Forum, özel bir mekan. Bunu dinleyicilerimize biraz açabilir misiniz? Evet, Core Forum eski bir kilise, konser salonuna dönüştürülmüş bir mekan. Akustiği bildiğiniz gibi kiliselerin genelde iyidir. Akustiği iyi olan, hiç yani boş kalmayan bir salon. Biz de zorlukla bu tarihi alabildik. Çok sevilen, bilinen bir salon. Yaklaşık 500 kapasiteli bir salon. O zaman dinleyicilerimiz, sizin takipçileriniz önümüzdeki pazar günkü konseri kaçırmasınlar. Şimdiden ellerini çabuk tutsunlar çünkü biletler büyük bir ihtimalle epey az kaldı. Essen'daki geleneksel konseriniz için Anadolu Ezgileri başlığıyla düzenleyeceğiniz konser. Pazar günü saat 17'de başlıyor Şef Kazım Birlik yönetimindeki koronun konseri. Korodan Özden Özdoğan'la konuştuk. Çok teşekkürler Özden Bey. Biz de teşekkür ediyoruz. Ruhr Türk Halk Müziği Birlik Korosu adına bize verdiğiniz bu imkanın için biz de teşekkür ediyoruz. Pazar günü görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz size. Sağ olun. Bu arada dinleyicilerimiz arasından konsere talihli isimler göndereceğiz size Facebook sayfamız üzerinden. Ruhr Türk Halk Müziği Birlik Korosu'nun pazar günkü konserine bilet kazanabilirsiniz. Konuyla ilgili bilgileri Facebook sayfamızda bulabilirsiniz.
Yavaştan yayınımızın son dakikalarına girdik sevgili dinleyiciler. Size Ruhr Türk Halk Müziği Birlik Korosu'ndan bir türküyle veda etmek istiyoruz. Bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Dere geliyor, dere. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.